Yeni bir haftadan merhaba. Ben astrolog Yasemin Sürer. Geldik 20-26 Aralık haftasına. Artık yılın bitmesine çok az zaman kaldı. Bu hafta bizi neler bekliyor? Gelin birlikte bir bakalım. Genel etkileri anlattıktan sonra tüm etkilerin genel hatlarıyla burçlar üzerindeki etkilerini de anlatacağım. Bu hafta 19 Aralık'ta gerçekleşen İkizler Dolunay'ın etkileriyle başlıyoruz. Bu Dolunay Polaris ve Betelgeuse sabit yıldızlı bir kavuşumdu ve Jüpiter destekliydi. Aynı zamanda Merkür ve Uranüs'ten de güzel etkiler aldı. Bu sebeple aslında son 1,5 yıldır meşgul olduğumuz, çözmeye çalıştığımız konularla ilgili bizlere güzel ve şanslı etkileri de beraberine getirecek. Değişen koşullara direnç göstermek yerine bakış açımızı esneterek uyum sağlamamız, aynı zamanda olayları iki taraflı görmeye çalışıp dengelememiz önemli olacak. Dolunay sırasında retro hareketine hazırlanan Venüs ve Chiron'un durağan konumda olması ilişkilerimizi ve değerlerimizi gözden geçireceğimizi gösterecek. Dolunay 27 derecede gerçekleşti ve iletişimimize dikkat etmemiz çok önemli. Son dereceler zorlu oluyor. İçsel öfke ve kırgınlıklarımız çabuk uyarılabilir ve biz de aynı şekilde çevremize yaralayıcı konuşabiliriz. Dedikodu ve olumsuz söz ve söylemlerden uzak duralım bu hafta özellikle. Son aylarda Şiron Koç burcunda geriledi ve artık düz hareketine bu hafta başlıyor. Son birkaç aydır içsel yaralarımız yoğun bir şekilde tetiklendi ve bunları ayrıntılı olarak düşünmekle meşguldük. Buradaki Koç enerjisi yaralandığımız ve içsel öfke biriktirmemize sebep olan kendimizi ifade etme konularıyla ilgiliydi. Artık Şiron tekrar düz seyrine başlayacağına göre geçmiş ayların deneyimlerine ve bulgularına dayanarak aktif olarak şifa aramak için somut önlemler alabiliriz. Aynı gün Oğlak burcundaki Venüs geri hareketine başlayıp bu konuda bizi destekleyecektir. Çünkü değerleri ve ilişkileri incelememize ve daha sonra hangi yönlerin güçlendirilmesi ve hangilerinin serbest bırakılması gerektiğini nesnel olarak değerlendirmemize izin verecek. Venüs şu anda dönüşümün efendisi Plüton ile alışılmadık derecede uzun bir kavuşumda dans ediyor. Chiron tarafından uyarılan gölge yönlerimizi iyileşme süreçlerine tabi tutmamız istenmektedir. Hayatın içinde ve de hayata dair ilişkilerimizi bir dönüşümden geçirecek. Bilgi, tecrübe ve olgunluk edinmemizi sağlayan yaralarımız sayesinde aslında ne kadar güçlü olduğumuzu fark etmemiz için bizi teşvik ediyor. Koç enerjisinde içsel gücümüzü açıkça göstermeli ve böylece aktif olarak hayatlarımıza yeni şeyler başlatmalıyız. Ekonomi, finans ve para konularındaki belirsizlik maalesef devam edecek. Venüs retrosu ile birlikte para piyasalarındaki hareketliliği Ocak sonuna dek üst düzeyde yaşayacağız. Özellikle 18 Ocak civarı etkiler çok yüksek. Yine Şubat ayında 19 Kasım'da gerçekleşen Boğa burcundaki ay tutulması tetiklenecek. Ekonomik ve finansal açıdan Ocak ortası ve Şubat ayı kritik olacak. Gelelim bu haftaya. Salı günü Güneş Oğlak burcuna geçecek. Şimdiden tüm Oğlak burçların doğum günlerini kutluyorum. Doğum günleriniz kutlu olsun. Hali hazırda Venüs, Plüton etkileşimli geri hareketine yine Oğlak burcunda başladı. Merkür de Oğlak burcunda, şimdi de Güneş buraya geçiyor. Mantığımız ön planda. Tüm odağımız artık sorumluluklarımız, neyi nasıl yapacağımız, uzun vadeli hedeflerimiz, ilişkilerimiz, kariyerimiz ve paramızı en doğru şekilde nasıl yöneteceğimiz üzerinde olacak. Yay enerjisinden sonra Oğlak enerjisi bizi daha ciddi, daha mantıklı kararlar alan ama aynı zamanda daha karamsar yapabilir. Oğlak enerjisi toprak, üretmek, çalışmak, büyük şirketler, bankalar, finans kurumları, yöneticiler ile ilgilidir. Demek ki önümüzdeki bir aylık süreçte bu konular ön plana çıkacak. Hafta başı, pazartesi, salı ve çarşamba günleri etkili olacak Merkür Uranüs üçgen açısı yenilikçi fikir ve çözümler adına bize güzel destekler sunacak. Yazılı sözlü işlerimizde vizyonumuzu geliştirecek, düşünceleri uygulamak isteyebiliriz. Hızlı gelişmelerin olması söz konusudur. Bu enerji güzel, bize iyi gelecek, değerlendirelim.
Evet, 24 Aralık yılın 3. ve son Satürn Uranüs kare açısı gerçekleşecek. 2021 yılına damgasını vuran ve bu etki altında bizi çok zorladı. Bu iki farklı gezegenin zorlayıcı açısı bu hafta son kez tekrarlanacak. Satürn geçmiş, Uranüs gelecek. Uranüs bizi geleceğe, kendi özümüze, uygun hayatımızı kahramanı yapmaya uğraşırken, karmanın lordu Satürn, tamam seni geleceğe bırakacağım ama tüm derslerini çalıştın mı? Geçmiş hatalarını anladın mı? Hatalarından ders çıkardın mı? Ve sorumluluk alıp yerine getirdin mi diye sorguladı. Uranüs beklemeyeni bekle der ve bu aniden hiç beklenmedik zamanlarda olay ve kişilerle bu hayatlarımızdaki kırılma noktasını harekete geçirdi. Ve artık son kez bu zorlu açı 24 Aralık'ta oluşacak. Diğer bir önemli açı da hafta sonu etkisi Cuma başlayacak. Satürn destekli Mars-Şiron üçgen açısı ve Satürn devreye giriyor. Çok destekleyici, koşulları düzeltmek adına bize fırsatlar sunacak. Yaşça büyük ve olgun kişiler, aile büyükleri veya yönetici patronlardan gelecek desteklere işaret ediyor. Mars harekete geçme enerjimizdir ve Şiron üçgeniyle adım atacağımız, harekete geçeceğimiz konularda iyileştirici etkileri anlatmaktadır. Gördüğünüz gibi bu hafta güzel etkiler alıyoruz. Evet, hazırsak haftalık burç yorumlarıma geçmek istiyorum. Lütfen burç ve yükselen burcunuza göre dinleyin. Önce size küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve astroloji hakkında daha fazlası ve günlük yorumlar için beni Instagram'da Astrolog Yasemin Sürer sayfamdan da takip edebilirsiniz. Sevgili Koç ve yükselen Koç burcu. Hemen hafta başında Merkür Uranüs üçgen açımız var. Bu etki size yeni fikirler ve alternatifler sunacak. Özellikle maddi konularla ilgili. Yakın çevrenizden de çözüm odaklı tavsiyeler alabilirsiniz. Bu hafta odağınızı daha fazla kariyerinize, hedeflerinize, mesleki kazancınıza, toplumsal statünüze vermeye başlayacaksınız. Güneş Salı günü Oğlak burcuna geçiş yapacak. Merkür de burada, Venüs Plüton da burada ve Venüs 29 Ocağı kadar bu alanınızda geri hareketine başladı. Kariyerinizde kazancınızı da arttırmak hedefiyle yeni girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Başvurular ve mülakatlar yapabilirsiniz. Ama Venüs geri hareketli olacağı için hem yöneticilerinizle ilişkilerinizde hem de maddi konularla ilgili üzerinden gelmeniz gereken konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. 24 Aralık'ta yılın 3. ve son Satürn-Uranüs kare açısı oluşacak. Bu etki sizden para alışkanlıklarınızı bir gözden geçirmenizi, yeni gelir ve kaynak yaratmanız için harekete geçmenizi istemektedir. Hafta sonu haftanın en güzel açılarından Satürn destekli Mars-Şiron üçgen açısı oluşacak. Hedefleriniz ve hayallerinizle ilgili aynı zamanda eğitim, ticaret, hukuki konular veya sosyal medya ile işiniz varsa güzel destekler alacaksınız. Harekete geçtiğinizde kalıcı ve iyileştirici etkiler sizinle olacak. Dikkat etmeniz gereken kısmı ise fazla takıntılı düşünmemek ve davranmamak olacak sevgili koçlar. Haftanız güzel geçsin. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Hafta başında etkili olacak Merkür Uranüs üçgen açımız var. Yenilikçi fikirler sizi heyecanlandırıp yapmak istediklerinizle ilgili hızlı gelişmeler mümkün olacak. Birden aklınıza akılcı çözümler gelebilir. Güneş Salı günü Oğlak burcuna geçiş yapacak. Merkür, Venüs ve Plüton da burada. Ve Venüs 29 Ocağı kadar bu alanınızda geri hareketine başladı. İlişki ve para konularında daha uzun vadeli hedefler koyacaksınız ama Venüs retroda olacağı için maddi konularda beklentileriniz tam olarak karşılanmayabilir. Siz sorumluluklarınızın bilincinde yapmanız gerekenlere odaklanın. Olmayandan ziyade olana odaklanın. 24 Aralık'ta yılın 3. ve son Satürn-Uranüs kare açısı oluşacak. Bu etki alışkanlıklarınızda, para harcama alışkanlığınızı değiştirmeniz konusunda sizi desteklemekte. Aynı zamanda gerçekten doğru işte mi çalışıyorsunuz? Bunun sorgulamasına da amaçlamakta. Hafta sonu haftanın en güzel açılarından Satürn destekli Mars-Şiron üçgen açısı oluşacak. Ortaklı maddi kaynaklarınız, yani eşiniz ve ailenizle olan maddi kaynaklarınız ve sağlık ameliyat konularıyla ilgili olumlu destekler alacaksınız. Sizi harekete geçirecek, motivasyonunuzu yükseltecek, kalıcı ve iyileştirici etkiler sizinle olacak.
Venüs Ocak sonuna kadar geri hareketine devam edecek. Bu süreçte ilişkiler ve para konularında neyi isteyip ne istemediğinizi belirleyeceğiniz bir süreçte olacaksınız. Sorumluluklarınızı yerine getirip bu yönde beklentilerinizde daha ciddi ve kalıcı etkiler olacak. Uzun vadeli plan ve programlar yapmak isteyeceksiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, haftaya Merkür Uranüs üçgen açısıyla başlıyoruz. Yenilikçi fikirler sizi heyecanlandırıp yapmak istediklerinizle ilgili hızlı gelişmeler mümkün olacak. Güneş Salı günü Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. Merkür, Venüs ve Plüton da Oğlak'ta ve Venüs 29 Ocağı kadar geri hareketine başladı. Önümüzdeki bir ay boyunca odağınızı ortak maddi kaynaklarınıza, ödemeler, borç, kredi, ailede sağlık sorunlarına veya hayatın getirdiği krizlere çevireceksiniz. Bu alanlarda daha fazla sorumluluk alarak uzun vadeli plan, program yapacaksınız, mücadelenizi arttıracaksınız ve çözüm yolları arayacaksınız. 24 Aralık'ta yılın 3. ve son Satürn Uranüs kare açısı oluşacak. Biliyorsunuz bu açı kalıbı bütün seneye damgasını vurdu. Bu etki maneviyatınızı güçlendirmenizi, işe yaramayan, sizi engelleyen inançlarınızı değiştirmenizi ve kişisel gelişim üzerine daha fazla odaklanmanız konusunda sizi desteklemektedir. Okuyun, araştırın, yeni eğitimler alın, seyahatlere çıkın. Hafta sonu haftanın en güzel açılarından Satürn destekli Mars-Şiron üçgen açısı oluşacak. İlişkileriniz ve ortaklıklarınızda güzel destekler alacaksınız. Sizi harekete geçirecek, motivasyonunuzu yükseltecek, kalıcı ve iyileştirici etkiler sizinle olacak. Özellikle ticari, hukuki konular, eğitim, yurt dışı bağlantılı işler, sosyal medya ile ilgili işleriniz varsa güzel gelişmeler sizi heyecanlandıracak. Haftanız güzel geçsin. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, hafta başında etkili olacak Merkür Uranüs üçgen açımız var. Yenilikçi fikirler sizi heyecanlandırıp yapmak istediklerinizle ilgili hızlı gelişmeler mümkün olacak. Yakın çevrenizden güzel destekler alacaksınız. Bu etkiler sizi motive edecek. Salı günü Güneş Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. Biliyorsunuz Merkür, Venüs ve Plüton da burada. Ve Venüs 29 Ocağı kadar bu alanınızda geri hareketine başladı. Önümüzdeki bir ay boyunca odağınızı ikili ilişkiler, ortaklıklar ve partnerinize çevireceksiniz. Partneriniz veya birlikte iş yaptığınız kişilerin maddi koşulları, hayatında olup bitenlerle daha fazla ilgileneceksiniz. Bu alanlarda sorunları çözmek ve iyileştirmek isteyeceksiniz. Yani hayatınızda daha çok ikili ilişkiler ve insanlarla ilgili istekleriniz, beklentileriniz üzerine yoğunlaşacaksınız. Gelelim 24 Aralık'a. Yılın 3. ve son Satürn Uranüs kare açısı oluşacak. Bu etki yeni arkadaş ortamı, yeni bir sosyal çevre ediniminiz konusunda yenilikler yapmanız konusunda destek vermektedir. Diğerlerinin sizin hakkını düşündükleri değil, onlara göre şekillenmeniz değil, kendiniz olmalısınız. Hafta sonu haftanın en güzel açılarından Satürn destekli Mars-Şiron üçgen açımız var. Çalışma ortamınızdaki koşullar, çalışma arkadaşlarınızla ilişkileriniz veya da sağlık konusunda iyileştirici etkiler devrede olacak. Mesela belki bir rahatsızlığınız varsa uygun bir tedavi bulacaksınız veya tedavinin güzel etkileri artık hissedilmeye başlanacak sevgili yengeçler. Harekete geçin, güzel sonuçlar, uzun vadeli sonuçlar sizi beklemektedir. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Aslan ve yükselen Aslan Burcu, hafta başında etkili olacak Merkür Uranüs üçgen açımız var. Düşünceleriniz çok hızlı çalışacak. Aklınıza birçok yeni fikir gelip sizi heyecanlandırabilir. Özellikle çalışma hayatınızla ilgili yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz veya uzun vadeli planlar yapmak için yeni haberler veya gelişmeler oluşabilir. Güneş Salı günü Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. Merkür, Venüs ve Plüton da Oğlak'ta ve Venüs 29 Ocağı kadar geri hareketine başladı. Önümüzdeki bir ay boyunca çalışma ortamınız, çalışma arkadaşlarınız, günlük rutinleriniz ve sağlık konuları odağınızda olacak. Venüs geri hareketinde olacağı için bu alanlarda neyi isteyip neyi istemediğiniz konusunda da önceliklerinizi belirleyeceksiniz. Gelelim 24 Aralık Cuma gününe. Yılın 3. ve son Satürn Uranüs kare açısı oluşacak. Bu etki mutlu değilseniz, kariyeriniz,
toplumsal statünüzde değişiklik ve yenilik yapmanız konusunda sizi teşvik etmektedir. Sizi mutsuz eden ilişki alışkanlıklarını da değiştirin. Hafta sonu. Haftanın en güzel açılarından Satürn destekli Mars Şugan üçgen açımız var. Aşk hayatınız, varsa çocuklarınızla var olan sorunu iyileştirmek adına güzel destekler alacaksınız. Bu size iyi gelecek, daha motive olacaksınız. Bu etkilerin uzun vadede güzel sonuçları olacak. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Başak ve yükselen Başak. Güneş Salı günü Oğlak burcuna geçiş yapacak. Merkür, Venüs ve Pliton da burada. Ve Venüs 29 Ocağı kadar Oğlak burcuna geri hareketine başladı. Önümüzdeki bir ay boyunca odağınızı aşk hayatınız, flörtler, varsa çocuklarınız veya da hobilerinizi yönelteceksiniz. Zaman zaman beklentilerinizin karşılanmaması sizi yorabilir ama bunlara Ocak sonuna kadar çözümler bulacaksınız. Çocuğunuzun bir sorunu varsa onunla ilgilenebilirsiniz. Ya da ilişkinizde beklentilerinizin karşılanmadığını hissedeceksiniz. Bununla ilgili neyi isteyip neyi istemediğinizle ilgili konuşmalar yapacaksınız bu süre zarfında. Veya uzun zamandır yapmak istediğiniz bir hobiniz vardır. Başlamak istediğiniz bir hobiniz vardır. Ona kaynak bulmaya çalışacaksınız gibi ana başlıklar oluşabilir. Hafta başında etkili olacak bir Merkür Uranüs üçgen açımız var. Güzel ve yenilikçi fikirler aklınıza gelebilir. Yapmak istedikleriniz konusunda sizi motive edecek haber ve gelişmeler oluşabilir. Sorunlara yeni çözümler geliştirebilirsiniz. 24 Aralık'ta Cuma günü yılın 3. ve son Satürn Uranüs kare açısı oluşacak. Bu etki günlük rutinlerinizde, çalışma koşullarınızda ve sağlığınızla ilgili yenilik ve değişim yapmanız konusunda sizi desteklemektedir. İşe yaramayan alışkanlıklarınızı artık bırakma vakti geldi. Hafta sonu geldiğimizde ise haftanın en güzel açılarından Satürn destekli Mars Chiron üçgen açısı oluşacak. Ev, aile temaları, yine maddi kaynaklarla ilgili iyileştirici etkiler devrede olacak sevgili başaklar. Belki aile büyüklerinden bir yardım veya aileden sağlık sorunu olan birisiyle ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Haftaya Merkür Uranüs üçgen açısıyla başlıyoruz. Maddi konularla ilgili çözüm odaklı yeni fikirler ve düşünceler aklınıza gelebilir. Bunlarla ilgili çevrenizle veya ailenizle konuşmalar ve görüşmeler yapabilirsiniz. Güzel destekleyici bir enerji bu. Salı günü ise Güneş Oğlak burcuna geçiş yapacak. Merkür, Venüs ve Plüton zaten Oğlak burcunda ve Venüs 29 Ocağı kadar geri hareketine başladı. Önümüzdeki bir ay boyunca odağınızı ev ve aile konularına yönlendiriyorsunuz. Yine burada halledilmesi gereken konularla uğraşmak ve parayla ilgili kararlar, uzun vadeli planlar yapmak durumunda kalabilirsiniz. Bunlar dediğim gibi Ocak sonuna kadar etkili konular. Gelelim 24 Aralık'a. Yılın 3. ve son Satürn Uranüs kare açısı oluşacak. Bu etki başkalarına göre değil, kendiniz için yaşamaya başlamanız konusunda sizden bir değişim beklemektedir. Kendinize, kendinizin gözüyle bakmayı öğrenmeniz gerekiyor. Yine hafta sonu, aslında Cuma günden itibaren Satürn destekli bir Mars Chiron üçgen açımız oluşacak. Yakın çevre, kardeş veya akrabalar, yakın seyahatler, eğitim, sosyal medya, pazarlama konularında kendinizi doğru ifade etmek konusunda güzel destekler alıyorsunuz. Yine ilişkilerinizde iyileştirici etkiler oluşacak. Bu etkiler size uzun vadeli güzel sonuçlar getirecek sevgili teraziler. Haftanız güzel geçsin. Sevgili akrepler, ay pardon yeni baştan. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Salı günü Güneş Oğlak burcuna geçiş yapacak. Merkür, Venüs ve Plüton hali hazırda zaten burada. Önümüzdeki bir ay boyunca düşünceleriniz, kararlarınız, yakın çevreniz, kardeşlerinizle ilişkileriniz daha fazla odağınızda olacak. Kendinizi daha ifade etmek isteyebilir, yazılı sözlü işlerinizi halletmek adına harekete geçebilirsiniz. Venüs Ocak sonuna kadar geri harekette olacağı için 29 Ocak'a kadar bu yakın çevreyle ilişkilerinizi gözden geçirmek, alacak verecek konularını çözmek veya yazılı sözlü işleriniz, sözleşmeleriniz, parayla ilgili işlerinizi düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Yine
Pazartesi, Salı, Çarşamba etkili olacak Merkür-Uranüs üçgen açısı size yenilikçi düşünce ve fikirler katacak. Bunları çevrenizden alabilir, onlarla paylaşmak isteyebilir ve de güzel haberler alabilirsiniz. Evet, gelelim 24 Aralık'a. Yılın 3. ve son Satürn-Uranüs kare açısı oluşuyor. Bu etki zararlı ilişki alışkanlıklarınızı değiştirmeniz konusunda sizi desteklemektedir. İşe yaramayan, size zarar veren davranış kalıplarını lütfen artık bırakın. Hafta sonu, yani aslında Cuma günden itibaren Satürn destekli bir Mars-Şiron üçgen açımız oluşacak. Parasal alanlarınıza veya çalışma koşullarınızı iyileştirmek, alacak verecek dengesini oturtmak için aileniz veya iş ortamınızdan güzel destekler alabilirsiniz. Bunlar iyileştirici etkilerdir ve sizi motive edecek, harekete geçirecektir. Haftanız güzel geçsin. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, hemen hafta başında etkili olacak Merkür-Uranüs üçgen açımız var. Çalışma hayatınız, çalışma ortamınızda var olan sorunlara çözüm odaklı yaklaşımlar sergileyebilirsiniz. Kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz. Koşulları, yenilikçi fikirlerinizi uzun vadeli olarak düzenlemeye başlayabilirsiniz. Bu alanlarınızı bir yenilenme enerjisi yaratacak. Salı günü ise Güneş Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. Merkür de burada, Venüs ve Plüton da burada. Odağınızı önümüzdeki bir ay boyunca parasal alanlarınıza daha fazla vereceksiniz. Venüs de Oğlak sonuna kadar bu alanınızı geri hareketli olacak. İşleri toparlamak, gelirlerinizi artırmak için sorumluluklarınıza daha fazla odaklanacaksınız sevgili yaylar. Gelelim 24 Aralık'a. Yılın 3. ve son Satürn-Uranüs kare açısı oluşacak. Bu etki çalışma hayatınızda köklü değişiklikler yapmanız konusunda sizi destekliyor. Yine yeni bir sağlık programı oluşturun. Zararlı beslenme ve alışkanlıklarınızı bırakın. Hafta sonu, yani aslında Cuma günden itibaren Satürn destekli bir Mars-Şiron üçgen açımız oluşacak. İlişkilerinizde ve çocuğunuz varsa onunla iyileştirici etkiler devrede olacak. Aranızdaki iletişim daha iyi olacak. Kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz. Var olan sorunlara çözümler bulabilirsiniz. Sizi motive edecek ve harekete geçirecek bir enerji olacak bu. Yakın çevrenizden yine güzel destekler alabilirsiniz. Fikirlerine güvendiğiniz bir kişinin tavsiyeleri de size iyi gelecek. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak, Salı günü Güneş burcunuza geçiş yapıyor ve sizin döneminiz başlıyor. Şimdiden tüm Oğlakların doğum günlerini kutluyorum. Nice mutlu yaşları. Son bir ayki durağan enerji artık hareketlenmeye başlıyor. Hayatınızın her alanında tekrar sahneye çıkmaya başlayacaksınız. Sadece Mars 24 Ocağı kadar 12. evinizde olmaya devam edecek. Bu da size arkanızdan neler olup bitiyor olduğunu gösterecek. Zaman zaman fiziksel olarak zihinde hissetmeyebilirsiniz. Az sabır, Ocak sonundan itibaren tamamen canlanacaksınız. Sizin burcunuzda bir gezegen stelyumu oluştu. Merkür burada, Venüs ve Plüton da Oğlak burcunda. Kendinize, imajınıza, kararlarınıza, odağınızı önümüzdeki bir ay boyunca daha fazla vereceksiniz. Venüs de Oğlak sonuna Ocak ayı sonuna kadar kişisel alanınıza geri hareket ediyor olacak. Demek ki hayatınıza dair kariyer, aile ve ilişki konularında beğenileriniz, neyi isteyip istemediğinizi Ocak sonuna kadar gözden geçireceksiniz. Bunlara göre yeni kararlar alacaksınız. Gelelim 24 Aralık Cuma gününe. Yılın 3. ve son Satürn-Uranüs kare açısı oluşacak. Bu yıla damgasını vurdu bu açı. Biliyorsunuz Satürn geçmiş, Uranüs gelecek. O yüzden bayağı bir zorladı bu yıl. Bu etki aşk hayatınızda veya varsa çocuğunuzla yeni bağlar geliştirmenizi, onlara ve çevrenize kendinizi daha fazla iletişime açmanız konusunda desteklemektedir. Parayla olan düşünce ve ilişkinizi de yenileyin. Sabit bakış açılarınızı değiştirin. Hafta sonu geldiğimizde Satürn destekli bir Mars-Şiron üçgen açımız oluşacak. Ev ve aile düzeninizde koşulları iyileştirici etkiler söz konusu oluyor. Aile büyüklerinden maddi anlamda da güzel destekler alabilirsiniz. Veya ailede sağlık sorunu olan birisi varsa iyileştiğine dair güzel haberler alabilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, hemen hafta başında etkili olacak Merkür-Uranüs üçgen açımız var.
Salı günü ise Güneş Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. Merkür, Venüs ve Plüton da burada. Bütün bu gezegenler 12. evinizde bulunuyor. Burası daha fazla içe döndüğümüz yerdir. Düşüncelerinizi biraz daha olup biteni izlemek, biraz geri çekilmek, neyi isteyip neyi istemediğinize karar vereceğiniz bir süreç olacak. Önümüzdeki bir ay boyunca biraz daha akışta kalmanız size iyi gelecek. Maneviyatınızı güçlendirebilirsiniz. Endişelerinizi de daha rahat dönüştürebilirsiniz böylelikle. Venüs de Ocak sonuna kadar geri hareketli olacak. İlişki ve para konularını yeniden gözden geçireceğiniz bir süreç olacak. Geçmiş ilişkilerinizi daha fazla sorgulayabilirsiniz bu arada. Ev, aile ve düzen konularını yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz. 24 Aralık'ta yılın 3. ve son Satürn Uranüs kare açısı oluşuyor. Bu etki ev, aile ve yuva konularında yenilik yapmanız konusunda sizi desteklemektedir. Sabit bakış açılarınızı değiştirin, kendinize yenilikler yapın. Hafta sonu Satürn destekli bir Mars Şiron üçgen açımız oluşacak. Arkadaş ve sosyal çevrenizden güzel destekler alacaksınız. Hayallerinizi yapmak istedikleriniz için harekete geçirecek bir etki olacak bu sizin için. Haftanız güzel geçsin. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, Salı günü Güneş Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. Biliyorsunuz Merkür, Venüs ve Plüton da Oğlak Burcu'nda. Sizin sosyal çevre, arkadaş, hayalleriniz ve yapmak istediklerinize daha fazla odaklanacağınız bir aylık bir süreç başlıyor. Tabii unutmayalım, Venüs 29 Ocağı kadar bu arada geri hareket ediyor olacak. Gelecek projelerinizi ve hayallerinizi tekrar bir gözden geçireceksiniz. Yine arkadaşlarınız veya içinde bulunduğunuz toplulukla ilgili bir takım gerçeklerle yüzleşebilirsiniz. İlişki ve parayla ilgili düşüncelerinizin ve bakış açılarınızın değişime başlayacağı bir dönem olacak sizin için. Bütün bunların sonucunda aslında istekleriniz ve beklentilerinizi yeniden şekillendirmeye başlayacaksınız. Hafta başında etkili olacak Merkür Uranüs üçgen açısı sorunlarınıza yenilikçi çözüm yolları getirecek. Yeni fikirler, çevrenizden tavsiyeler sizi motive edecek. Gelelim 24 Aralık'a yılın 3. ve son Satürn Uranüs kare açısı oluşacak. Biliyorsunuz bu yıla damgasını vurdu ve bizi epeyce bir zorladı. Bu etki yakın çevrenize, iletişiminizde değişiklikler konusunda sizi desteklemektedir. Yine yeni bir çevre edinmeye de cesaret edin, kısa seyahatlere çıkın. Kendinizi olduğunuz gibi özgürce ifade etmeye başlayın. Hafta sonuna geldiğimizde Satürn destekli bir Mars Şiron üçgen açımız oluşacak. Son zamanlarda kariyerinize ve hak ettiğiniz konuma ulaşmak için daha fazla mücadeleye başlamış olabilirsiniz. Satürn destekli Mars Şiron üçgen açısı hem kariyeriniz hem de maddi konularınızı iyileştirmek için sizi harekete geçirebilir, güzel destekler alabilirsiniz. Sizi motive edecek kalıcı sonuca ulaşabilirsiniz sevgili balıklar. Haftanız güzel geçsin.